Girişiminiz var ve girişiminizi anlatan cümle ne? Tabii yüzlerinizi görmediğim için ben hani kameraları açma şansı var mı herkesin? Ya tabii ki müsait olanlar varsa şu anda açmalarında hiçbir sakınca yok. Hatta biz de mutlu oluruz. Çünkü böyle online'da konuşmak şey kör dövüşü gibi. O Seda'nın merhabalar. Peki devam ediyorum. Şimdi kendinizi tanıdınız. Güçlü yanlarınızı biliyorsunuz. Sınırlarınızı yani sınır derken kırmızı çizgilerinizi değerlerinize karşı durulduğunda adil olmayan bir düzende ya da bir neyse o sizin çekirdek değerleriniz nelerin sizi sınırlarınızı zorladığını biliyorsunuz. Takımınızı tanıyorsunuz. Kendinizi tanıyorsunuz. Tamam. Şimdi bir de çevremizi tanımamız gerekiyor. Ben bu çevrede ne geliştirebilirim? Kendimi tanıdım. Aslında bu sürekli bir radarla etrafı takip etmeye benziyor. Yani ana trendler ne? Yasal düzenlemeler nelerdir? Bu yasal düzenlemeler bana bir iş fırsatı geliştirebilir mi? Teknolojik gelişmeler ne? Bu teknolojik yapay zeka çıktı. Mesela bütün iş yapış şekilleri kökten değişiyor şu anda. Toplumsal ve kültürel değerlerdeki değişiklikler neler? Sosyoekonomik yapı nasıl değişiyor? Gelir düzeyi nasıl değişiyor? Demografik yapı nasıl değişiyor? Ben bütün girişimcilere diyorum ki yaşlanıyoruz. Yaşlılar için bir şey yapın. Geçen şey içinde yine mimarlık ofisinde konuşurken yani bir şey böyle hani evlerin yaşlıya güvenli hale getirilmesi, işte engelliye uygun hep engelli tuvaletleri görüyoruz ama ya artık nüfus yaşlanıyor ve evde de işte tuvaletten tutarak kalkmaya vesaire orada tutunmaya evlerin de yaşlıya uygun hale gelmesi ya da ayağının halıya takılmaz hale gelmesine tasarımın da yaşlıya uygun hale gelmesi gerekiyor. Normal hayatta da gibi işte X nesli Y neslinin alışkanlıkları neler vesaire gibi hedef kitlenizi buralarda değişim ne var ve bu bana nasıl bir fırsat? Dolar, makroekonomik koşullar, küresel piyasa koşulları neler? Dolar, İşte maalesef işte savaşlar, sermaye piyasaları vesaire bütün bunlar nereye gidiyor? Bana risk ve fırsat oluşturuyor mu? Benim bulunduğum sektörde rakiplerim kimler? Bunu yapan başka biri var mı? Ya da bu kolayca yapılabilir mi? Sektöre yeni girenler var mı? Bunun sosyal paydaşları kim? İnsanlar ben bu ürünü geliştirmezsem yerine ne kullanıyorlar? Kaça mal oluyor? Buna para verirler mi? Kimden tedarik edeceğim? Biliyorsunuz pandemide bir çip krizi oldu. Küçük bir çip yüzüne arabalar krize girdi. Araba imal edilemedi. Veya bir sürü yazılımcı yurt dışına göçtüğü için, yurt dışına çalıştığı için Türkiye'de yazılım sektörü, birçok ülkede yazılım sektörü sekteye uğradı. Çok iyi fikriniz var ama yazılımcı bulamıyorsunuz gibi. Veya pazarda segmentlerin hangi segmentten o ürünle ilgili gelir alabilirsiniz vesaire gibi. Bütün radarınız açık, çevreyi izliyor olmanız gerekiyor. Bunlarda bir değişiklik olduğunda bu sizin işinizi nasıl etkiliyor? Çevrede makroekonomik koşullarda yine iklim krizi vesaire buna uyumlanma, bütün bu değişime adapte olmak için bakarak gidiyor olmamız lazım. Peki yine size 1-2 dakika. Sizce neye hizmet edersiniz? Çevredeki neler var? Aklınıza neler geliyor? Ana trendler, yasal düzenleme, son zamanlarda duyduğunuz teknolojik gelişme, aklınıza gelen birkaç tane, o bir A4 gibi bir şey hazırlayın demiş. Onun ortasını böyle biraz boş bırakın. Hani böyle ikişer santim çerçeve bırakıp bir dikdörtgen çizin. O 2 santimin kenarlarına dış etkenler neler? Farkında mısınız? Neler değişiyor? Şu anda çok şey yazabilirsiniz de aklınıza gelmeyebilir. Ama buna bakma alışkanlığını edinebilirsiniz bunun sonucunda. Ve pazar kuvvetleri ve sektörde neler var? Bunlar dursun biraz. Aklınıza bir anda gelmeyebilir. Bu sürekli dönüp dönüp bakacağınız bir şey. Ne zaman ki siz kendinizi tanıyorsunuz, yetkinliklerinizi, yeteneklerinizi biliyorsunuz ve pazarda da bir boşluk gördünüz. Ben bu ihtiyacı karşılarım dediğiniz anda ürün çıkıyor gerçekten. Şimdi geri şuna dönmek istiyorum. Şu bir diş apresi yapan şeffaf işte bu ortodonti tedavisinde kullanılan şeffaf bir kalıp yaptılar. Bu bir girişimdi. Pandemide plastik üretme tesisleri olduğu için şeye döndüler. Maske yapmaya.
Bu bir çeviklik. Ya benim neyim var? Çevrenin neye ihtiyacı var? Bu IKEA'dan bir fotoğraf mesela. IKEA mobilya düzenlemelerinde işte bizim evimizde yaşlıya uygun düzenleme satıyor. Bazı o kübik odalar yaptığında gibi. Bütün bunlar benim işime, ben bunlara nasıl ürün geliştirebilirim bakış açısı. Şimdi birkaç tane böyle çevreden absürt örnekler, bazıları da gerçek örnekler. Şimdi ben hep şeyi düşünüyorum mesela, tuvalete gittiğinizde elinizdeki telefonu koyacak yer bulamadığınız oluyor mu sizin de? Bir arabada, arabada neden hala kendiliğinden yok? Neden tuvaletlerde yok? Merak ediyorum. Veya işte burada bir müşterinin ihtiyaçlarına bakmak gerekiyor. Adam berberde sürekli telefona bakıyorsa o zaman onu. Veya işte burada diyor ki ben de sadece ağacın etrafını çimi biçemeyen benim. Ben benzin istasyonlarını çok beğeniyorum. Çünkü benzin istasyonuna baktığınızda aslında ücretini devletin belirlediği ve aynı rafinerilerden aldığınız standart bir ürün satıyorsunuz. Çok farkı yok bütün benzin istasyonlarının. Bir sadakat kartları olabilir ama onlardan da çok bir şey. Yani puan topluyor olabilirsiniz. Ama adam şuna odaklanıyor. Senin yolculuğunu nasıl daha iyi hale getirebilirim? Benzinin üzerine bindirdiği değer önerisi. Bilmiyorum, İzmir'e vesaireye giden İstanbul-İzmir yolunda dev gibi şey alanları yaptılar. Ne denir? Konaklama alanları ya da ne denir? Yani restoranlar vesaireler. Ama bakıyorsunuz herkes benzin istasyonunda bir şeyler atıştırıyor, kahve alıyor ve yola devam ediyor. Herkes demeyeyim de önemli bir kitle. Çünkü hızlı olmak onlar için değerli. İşte onlara hala yani yemeğini orada alıp yiyen kullanıcıya bakıyor. Ben buradaki insanın elimdeki imkanlarla işini nasıl kolaylaştırabilirim? CD satıyorlar. CD satan başka bir yer yok herhalde artık arabalar için. İşte arabaya telefonunu takmak için şey satıyor. Senin yolculuğunu düşünüyor. Ve o yolculukta hedef kitlesi yoldaki insan, işini nasıl kolaylaştırabilir? Tuvaleti en temiz olana mesela Opet öyle başladı. İleride bahsedeceğim. Onunla fark yaratmaya çalışıyor. Bir iş fikri buldunuz aklınızda ve bunu nasıl modelleyeceksiniz? Modelleme aslında o işin hayata geçmesi. Yani bir şey üretmeye karar verdiniz. İşte şöyle bir makine yapmak istiyorsunuz atıyorum. Ya da işte benzin istasyonu açmak istiyorsunuz vesaire. Bir fikriniz var. Nasıl modelleyeceksiniz? Aslında bir işin 9 tane yapı taşı var. Biz buna iş modeli, business model canvas diyoruz. Eğer araştırmak isterseniz de. Bu birincisi, o iş fikriniz cebinizde dursun ya da önce müşteri ne ister diye baktınız ya, hiçbir ürün herkes için değil. İnsanlar ya da işte kurumsal da olabilir müşteriniz. Aynı bir buzdolabı ya da bir ürün gibi düşünün. Kimini buzluğa koyarsınız, kimini kapağa koyarsınız, kimini işte tel dolaba koyarsınız. Müşteriler de aynı böyle. Hepsinin ihtiyaçları farklı. Erişim yolu da farklı. Kimine elinizi kaldırırsınız, kimine eğilirsiniz. Bu metafor aklınıza gelsin. Öyle benim müşterim herkes diye bir kavram yok. Herkes alabilir. Sizin öyle bir kaynağınız yok. Coca-Cola bile segmente ediyor. İşte kantinlere tüplerde veriyor kolayı. Kutuda veriyor, zero diyor. Zero bile demese aynı kolayı. Kutuda veriyor, şişede Ramazan sofrasında veriyor. Segmente ediyor. Müşterinizi iyi tanıyın ve sınıflandırın. Ondan sonra ben bu müşterinin işini nasıl kolaylaştırabilirim? Opet'ten gidelim. Tuvalet ihtiyacı var. Eskiden siz hatırlar mısınız bilmiyorum, çok pis olurdu benzinlik tuvaletleri. Diyor ki önce benzinliklerdeki tuvaletleri temiz yapıyorlar. Ve sırf tuvaleti temiz diye Opet'i tercih edenler var. Değer öneriniz o kadar hani net ama neyin üstüne bindirdiğiniz önemli. imzayeri.com'da benim bir mentimdi, startuptı. Doküman imzalama yani sözleşmeleri vesaireleri dijital olarak imzalıyorsunuz. Ve orada mesela pandemiden önce başlamışlardı. Ben şey diyorum hani pandemide değer önerin bir sözleşme imzalarken 10 kere yalıyorsun. Sen yalıyorsun, öteki yalıyor. Tükürmeden imzala değer önerin. Yani o ihtiyaç haline geliyor bir yer. Ya da gönderip getiremez bir araya gelemez hale geliyorsun. Değişimle senin değer önerin de
anlamı da değişiyor. Müşterini tanıdın, müşterinin ihtiyacına göre bir ürün belirledin ya da işte ürünün değer önerisini, yani değer önerisi faydası demek. Müşterin seni nerede fark edecek? Şimdi bu bir karikatür. Müşterin nereye bakıyorsa orada ol. Bu karikatürde işte adam her zaman çatalı görünüyor diye oraya yazıyor. Değer şeyini, iletişim bilgilerini. Bu yukarıda gördüğünüz adamlar da bizim sitenin tesisatçıları. Evet, onlar oraya yazmıyorlar. Ama sitenin WhatsApp grubu olduğunu öğrenmişler. Temizleyen orada, abla bizi WhatsApp grubunda paylaşır mısın diyor. Senin müşterin neredeyse orada olman gerekiyor. Bunun için illa büyük büyük bütçeler, reklamlar değil. Müşterin nerede? Nereye bakıyor, sen orada ol. Müşterin önce seni fark edecek. Fark ettiğinde bir değerlendirecek. Bu neymiş diyecek. Ben bu işimi nasıl yapıyorum? İşimi görüyor mu? Sipariş edecek. Teslim alacak, kredi kartıyla mı sipariş edecek? Nasıl olacak? Süreç nasıl ilerleyecek? Teslim sonrası. Bütün bunu tasarlaman gerekiyor. Bu müşteri deneyim haritası olarak geçiyor. Orada bir sıkıntı varsa buralarda fark etti ama işte erişim bilgini bulamadı. Ne bileyim, fiyatı pahalı geldi, bir şekilde fit etmedi. Müşteri elden kaçıyor. Bütün burayı tasarlaman gerekiyor iş modelinde. Biz sevdiğimiz insanlardan alışveriş yapıyoruz. Sevdiğimiz kurumlardan alışveriş yapıyoruz. Şimdi boykotlar başladı. Neden? İşte Starbucks'a gitmeyelim, şuraya gitmeyelim. Değerlerimiz bizi yönetiyor. Biz aslında değer yargılarımızla hareket ediyoruz. O nedenle insanların sizinle aynı değeri olduklarını, değerlere sahip olduklarını, sizi sevmeleri gerekiyor. Birçok firma sosyal sorumluluk projeleri yapıyor. Biz değer yargılarını göstermek ve dünyaya da sadece para kazanmak için değil, bir şeyleri düzelttiklerini göstermek için. Bazı işler kendisi sosyal sorumluluk gibi, sosyal şeyleri, daha değer odaklı işler var. Bazı firmalarda kazandıkları gelirin bir kısmına sosyal projeler yapabiliyorlar. Ve bununla beraber gelir modeliniz. Yine Opet örneğine döneceğim. Benzinin fiyatını devlet belirliyor ya da yakıtın fiyatını. Ama oradan işte CD satarak veya başka bir şeyler satarak, kahve satarak gelir modelinizi geliştirebilirsiniz. Bir dönemde şey yapmışlardı iş ortaklarıyla, işte Toys Shop mu? Toyetoy mu? Şimdi en son adı ne oldu bilmiyorum. Siz böyle çözüm ortaklarına standlar vermişlerdi. Gelir modelinizi onlardan muhtemelen kira alıyorlardı gibi. Ben bu sadece benzin satarak değil de başka nelerden gelir elde edebilirim, ne potansiyeli var diye bakmak. Burası popüler optimist çıkanlar var mıydı aranızda? Biraz daha popüler optimistlerin daha iyi gittikleri alan. Yani müşteriyle içli dış, onu tanımak için müşteriyle sıkı iletişimde olacaksınız, deneyler yapacaksınız vesaire, biraz daha öyle. Ama bu şu demek değil, şunu söyleyeyim. Ben ilk iş geliştirmeye geçtiğimde, proje yönetim de müşteri teklifimiz elinize geçtim diye aramaya bile çekiniyordum. Veya beni o zamanlar yine üniversitelerden çağırıyorlardı. O zaman online da yoktu. Ya ben ofiste oturayım, niye ben gidiyorum, gitmeyeyim derdim. Ama bu konuda da geliştirebiliyorsunuz kendinizi ihtiyaç halinde. Hani popüler optimist olmayan burayı yapamaz diye bir şey yok. Ama burası biraz daha popüler optimist karakterli kişilere göre. Daha renkli, işte kampanyalar düzenleyeceksiniz, ürününüzün paketlenmesi, müşterinin dikkatini çekmek zorundasınız çünkü. Al beni. Bu tarafına geçince iş modelinin, kilit eylemleriniz neler? Kilit faaliyetleriniz, kilit kaynaklarınız para, paraya erişim, illa para, kredibiliteniz de, Findex notunuz da bir para değer olabilir. Know-how, patent, sertifika, diploma, her şey. Neye sahipseniz. Güçlü yanlarınızı da saydığınız şeyler bir yerde de. Bu işi yapabilmek için arka planda ne lazım? Kilit ortaklar. Her şeyi kendiniz yapamazsınız. Ve tedarikçi, bilmiyorum duydunuz mu? Tedarikçi lafı çok var. Ama farkındaysanız burada yüzükle gösteriyor, nişanlı gibi. Çünkü birlikte bir ürün geliştiriyorsunuz. Kilit orta, o bir ortaklık artık. Ve onlarla birlikte bir burada müşteriye hazırladığınız ürünü arka planda hazırlıyorsunuz. Bu taraf biraz daha mükemmeliyetçilik ve güçlü kolelik
karakterlerin yeri. Çünkü operasyonu yönetiyorsunuz. Dengeli çıktı galiba Seda'nın. Evet. Süper. Biraz hani karakterinizin her takımda, onun için söylüyorum, her şeyin olması lazım. Ama yine de her şeyi sen yapmaya kalkma. O çok yorucu. Böyle bir dokuz yapı taşından bahsediyoruz. Şimdi gelelim sizin kağıtlarınızın orta kısmına. Böyle bir şema çizerek ortaya iş fikriniz nedir? Müşterilerinize rakiplerinizden farklı ne değer sunuyorsunuz? Bunu şey olarak da düşünün. Ben ofis açacağım demiş de olabilirsiniz. İlla teknoloji girişimciliği yapmak zorunda değilsiniz. Ben ofis açacağım. Tamam, olur. O zaman neden ben sizin ofisinizi tercih edeyim? En ucuz olduğu için en kötü tercih sebebidir. Maalesef bizim sektörümüzde de çok kullanılan bir tercih ama müşterilerinize rakiplerinizden farklı ne değer sağlıyorsun? Buna ihtiyaçları var mı? Hangi dertlerini çözüyorsun? Bunu kimin için yapıyorsunuz? Gerçekten buna para öderler mi ile beraber değerlendirmenizi istiyorum. Size 1-2 dakika süre. Ofis açma örneğinden de başlayabilirsiniz. Kim neden sizi tercih etsin? Kim neden sizin ofisinizi ya da ürününüzü tercih etsin? Kimin ne derdini çözüyorsunuz? Şimdi tek tek sormayacağım. Sonunda isteyen arkadaşların tüm modellerini anlatmalarını, anlatanlara da eğitim. Devam edeyim mi? Kimin için ne yapıyorsunuz? Peki, o yaptığınız kişi sizin bunu yaptığınızı nereden bilecek? Nereden haber alacak? Eğer görünmüyorsanız yoksunuz. Görünmüyorum, öyleyse yokum. Görünmüyorsanız yoksunuz. Sizden nereden haberi olacak? Ve sizin farkınızı görüp sipariş aşamasında nasıl sizden sipariş edecek? Bütün bu süreçlerde fark yarattığınızda Zelal Çete yazmış. Nasıl bilinmek isterseniz ki cevaplar aslında demiş. Eşitlikçi, çevreye duyarlı tasarım. Peki böyle tasarım yaptığınızı kime satacaksınız? İşte herkese satacak kadar kaynağımız yok bizim. Yani aslında bütün bu ulaşım kanalı bir finans. Yani sosyal medyanızı takip ettirecek. Şimdi kopya vermeyeyim, oraları konuşacağız ama. Yani herkesin aynı anda ilgisini çekmek için televizyona falan çıkmanız, o da televizyonda da ana haber bültenine çıkmanız lazım. O bile değil. Her kanalı herkes seyretmiyor. O nedenle herkese yatırım yapmak çok şey, hele başlangıçta. O nedenle güçlü olduğunuz, network'ünüzün olduğu, kendinizin iyi iletişim kuracağı, iş geliştirme ihtimalinizin en yüksek ve size para verebilecek ya da finans bulabilecek kimdir hedef kitleniz? Ona nasıl ulaşacaksınız? Peki sizi niye sevsinler? Sizin farkınız ne? Bunu nasıl göstereceksiniz? Size nasıl para öderler? Bunda kredi kartıyla ödemek de olabilir o ulaşım kanalında biraz daha, ama yani gelir modeli, şimdi hepimiz aslında bu subscription, üyelik modeli, gelir modeline alıştık ama eskiden atıyorum AutoCAD CD ile lisans alıyorduk bir sefer ve yıllarca kullanıyorduk. Şimdi ne oldu, bu üyelik bedeline döndü. Ya da telefon mesela paket alıyorsunuz, dakika alabiliyorsunuz. İşte çok konuşuyorsanız paket alıyorsunuz. Ya da işte elektrik ön ödemeli alıyorsunuz ve vesaire, bir hazır kart. Yani ödeme modelleri değişik değişik. Ve işte diyor ki sana güvence paketi de vereyim diyor. İşte internet şu kadar paket vereyim diyor. Yanında ev telefonu da vereyim diyor. Hani yakalamışken. Gibi neler, nasıl para kazanıyorsunuz? Geçen Caddebostan Migros'a gittim İstanbul'da, ya da işte Migros'ta ekran var içeride ve reklam gösteriyor ekranda. Çünkü o kadar çok girip çıkan var ki büyük Migros. Normal reklamlar var. Tatil sepetinin falan reklamı var. Ya akla gelmiyor. Hiç aklınıza gelir mi? Tatil sepeti satmıyor ki Migros. Kendi ürünlerini tanıtmıyor gibi. Yani bu bir günde olacak bir şey değil. Sadece hani nasıl düşünmeniz gerektiğiyle ilgili. Bu tarafı tasarladınız varsayalım. Çünkü bu, her şey draft, her şey taslak her zaman. Evet, şimdi ben bunu hayata geçirmek için temel aktivitelerim neler? Neye ihtiyacım var? İşte tasarım yapmam lazım, üç boyutlu çizmem lazım, şu işte pazarlama faaliyetleri yapmam lazım vesaire. Temel kaynaklarım neler? Yazılıma ihtiyacım var. Ofise gerek yok, evden yaparım başlangıçta, atıyorum. Ama Zoom lisansına
bir dijital platforma ihtiyacım var vesaire. Bunun için hangi aktiviteleri yapacağım, nelere ihtiyacım var? Her şeyi kendiniz sahiplenemeyebilirsiniz. Bunu ben çözüm ortağıyla yapacağım. Dekorasyon yapacağım. Çözüm ortağım olacak. Sahayı da onlar yapacak. Kiminle yapacaksın? Veya eğer şeyse temel kaynakları, eğer kendiniz kadro kuracaksanız veya birileriyle birlikte yapacaksanız çözüm ortaklarınız kimler? Ve bütün bunların maliyeti. Maliyette de iki temel adım var. Ofis vesaire gibi elektrik, su, ofis, sabit maliyet. Yani taksimetre işliyor sürekli. Bir yandan da eğer iş alırsanız işte tasarımcı istihdam edeceksiniz, ekibi büyüteceksiniz. O işi yapanların ve iş olmasa da onlar ayrılacaklar. Hareketli maliyetler var. Amaç sabit maliyetleri minimumda tutmak. Yani iş yoksa boşu boşuna kira ödemeyelim, elektrik ödemeyelim, sigorta ödemeyelim. Onun yerine işe bağlı maliyetleri dönemsel maliyet olarak tutmak. Hadi size birinci gün avansla başlamayacaksınız. Bir fonlama planınız var mı? İlk bir sene para kazanamazsanız bir KOSGEB desteğinden mi faydalanacaksınız? Aile şeyiniz mi var? Sizin bakım fonlamanız var mı? Gibi bütün bu arka plandaki finans kalemleri. 9 yapı taşı bunlardan oluşuyor. Biraz da bunları düşünün isterseniz. Çok çok karışık gelir. Sonra tasarım yapacak haliniz kalmayacak.